Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde lazerle göz tedavilerini konuşacağız. Özellikle uzağa yakını göremeyen ya da yaşa bağlı yakını göremeyen hastalarda ve göz kuruluğu olan hastalarda acaba lazer nasıl etkili oluyor, ne tür tedaviler uygulanıyor bu konuda bize göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Murat Saylık bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbetimize başlamadan önce aslında görme sorunları o kadar yaygın problemler ki sevgili izleyiciler belki öğrenmek istedikleriniz ya da sorularınız olabilir. Operatör Doktor Murat Saylık için evet şimdi iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Programın başında da belirttiğim gibi aslında göz hastalıkları alanında lazer teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte pek çok görmeyle ilgili problemde şifa bulmaya başladı. Günümüzde özellikle gözdeki kırma kusurları başta olmak üzere lazer gözle ilgili hangi sağlık problemlerinin tedavisinde kullanılıyor? Lazer sizin de belirttiğiniz gibi öncelikle kırma kusurları olan miyop. Hipermetrop, astigmat gibi gözlük kullanan hastalarda, yaşa bağlı yakını görmeye kusuru olan hastalarda yakın gözlükten kurtulmak için, kurulukla ilgili bir takım şikayetli olan hasta grubunda onları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha öncesinde de başka benim branşım olmayan bölümler olan, Mesela gözün retina tabakası, arka kısmının bir takım hastalıklarında kullanılan lazerler vardır. ve Bir takım göz yaşı kanalı tıkanıklıklarını açmak için kullanılan lazerler de vardır. Bizim konumuz ve bugün size aktaracaklarım gözlükten nasıl kurtulur, kurtuluruz onun lazeri var. Bir de Katarak'ta da gerçek lazer artık kullanılmaya başlandı. Hı hı. Onu da biz yapıyoruz. E, lazer teknolojisi bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor gerçekten. Şimdi Peki gelelim bugünkü esas programımızın ana konusuna. Evet. Şimdi bir kişi e, varsayalım uzağa ya da yakını göremeye olabilir. Miyop ya da hipermetrop gibi bir problemi olabilir. Ya da astigmatı olabilir. Evet. E, gözlük ya da numaralı kontak lenslerden kurtulmak da isteyebilir e, derece de bir sınır var mı? Kaç dereceye kadar bu tür o ameliyatları yapmak mümkündür? Evet, derecede sınır var. Hı hı. E, bir kere belli bir 18 yaşın üzerinde olacak ve gözleri durmuş olacak. 20'de de durabilir, 22'de de. Biz takip ediyoruz ve artık gözü artmıyor. Son birkaç e, yıllık muayenelerde hep aynı çıkıyordur. E, gözü durmuş olan hastalarda, miyoplarda e, 12 dereceye kadar gözü uygunsa her hastanın tabii e, çeşitli haritalar alıyoruz. Gözlüğünün kalınlığı önemli için kornea tabakasının. En önemli e, elenme sebepleri bunlar. Her şey uygunsa ön testler çok titiz yapılıyor. Her şey uygunsa 12 dereceye kadar miyoplar e, %95 başarı oranıyla tedavi ediliyor. 6 dereceye kadar olan miyoplar da 0-6 arası. %97'dir. Çok yüksek hı hı. oranlar. 0'a yakın bir numarayla miyoplar tedavi ediliyor. Hipermetroplar e, daha zor bir konu. Onların lazer gelişimi, bu lazer gelişimleri de paralel olarak biraz geç oldu. Fakat onlarda da 6-7 numaraya kadar hipermetroplarda düzeliyor. Astigmat da her derecede aslında düzeliyor. 5-6 dereceye, 7 dereceye kadar bazen astigmatları da düzeltiyoruz. Zaten onun üzerindeki astigmatlar başka bir hastalığı işaret ettiği için o keratokonus dediğimiz ciddi bir rahatsızlık olabilir. Onlarda zaten lazer uygulamamak lazım. Bir kişi ameliyat olduktan sonra... Ee, hemen e, görmesi normale dönüyor mu? Yoksa ameliyat, lazer ameliyatı sonrasında görmenin e, oturması için biraz zaman mı geçmesi Tabii. gerekiyor? Operasyondan çıktıktan sonra 2 e, ile 3 saat arası yanma, batma, sulanma, bulanık görme olur. Ama yüksek numara yaptıysak 8 numara yaptık diyelim. Hı hı. Hemen böyle bir Aa, görüyorum oluyor. Ama e, biraz sulanmadan falan gözünü açamıyor. Ama 3-4 saat sonra Rahatlıyor hasta ve güzel bir gör, görüş başlıyor. Ama uyuyup da ertesi gün artık tamamen normale dönüyor. Ee, Miyop ve astigmatlar hemen hemen tam görüyor. Hipermetropların bazen düzelmesi için birkaç güne ihtiyaçları olabiliyor. Ama onlar da operasyondan sonra e, güzel görmeye başlıyorlar. Hemen ertesi gün işlerine dönebilirler. E, araba kullanabilirler, bilgisayara bakabilirler. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ee, hastalarımız o yönden bir günlük bir sıkıntı var. Peki kadın hasta. hastalar açısından evet, sormak efendim. istiyorum. Makyaj yapabilirler mi? Ya da hı. lazer ameliyatı oldu gözlüklerden kurtulmak hı hı. için ne kadar süre sonra yapabilir? Şimdi yüz, makyajı tamam her şey var. Gözde rim, e, rimel ve kirpiklere sürülen e, hı hı. adın rimel miydi? Rimel evet. <laughs> evet o yasak bir e, bir hafta yasak. Bir hafta yazar. Ondan sonra kullanabilir Peki, e, şimdi içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle bu soruyu da sormam gerekiyor. Evet. E, havuz ve deniz ve banyo bir de. Evet. E, mesela banyo ne kadar süre sonra yapılabilir? Ya da evet. bir tatil planı varsa e, kişilerin lazer ameliyatı evet. olduğu gözünden hı hı. ne kadar sonra havuza denize girebilir? Evet. Banyo hemen ertesi gün yapabilir. Gözlerini çok yoğun oluşturmamak şartıyla banyo serbest. Deniz, havuz, bir de sauna ve solaryum da var. Yani yasaklar listesinde. Buhar banyosu gibi. 15, gözün durumuna göre 15 gün veya 20 gün yasak. Şimdi şu da yine merak ediliyor. Bir kişi ameliyat oldu. Lazerle göz ameliyatı. Belli bir süre sonra numara gelebilir mi? Ya da belli bir süre sonra numaranın geri gelme riskini arttıran bir takım faktörlerden de bahsedebilmek mümkün müdür? Tabii şimdi şu şekilde %95 dedim ya demin. Diyelim ki 20 hastadan 19'u operasyondan sonra gözlük takmadan görebilir. İşte 0-25 civarlarına düştüğü zaman gözlüksüz görür. Peki %5 hastaya ne oluyor? 20 kişide 1 kişide. Hiçbir zaman o ilk numaraları kadar yükselmez. 6 numara ise 5 numarası bir daha 5 olmaz. Ama ne oldu? 1.5 oldu diyelim. 20 kişide 1 kişide biraz numara kalabilir. Altıncı aya kadar beklenir en az altı ay. Göz numarası tamamen oturduktan sonra minik bir ütüşle biz onu tekrar e, düzeltiyoruz. Şimdi e, şehir dışından ya da yurt dışından tam da yaz tatili dolayısıyla Türkiye'ye gelecek hastalar olabilir. Tabii. Şimdi böyle bir hastaların bir hazırlık dönemi var mı? Yani aslında lazer ameliyatı olacak Hı -hı. tüm hastalar için geçerli. Tabii. Örneğin kontak lens kullanıyorlarsa bunun yumuşak ya da sert... Kontak lens oluşuna göre çıkartmalarımı gerekir? Tabii. Kan sulandırıcı alıyorlarsa? <laughs> biraz bu konuda bilgi verir misiniz? Tabii çok güzel bir soru sordunuz. Hı -hı. Yumuşak lens için e, bir hafta tavsiye ediyoruz. Beş günde e, olabilir. Sert e, ve gaz geçirgen sert lensler içinse ise üç hafta çıkartmalarını önce çıkartmalarını öneriyoruz. Sert lens pek kalmadı doğrudur piyasada. Takanlar için söylüyorum ama yumuşak Hı -hı. lens kullanıcıları çok yurt dışından geliyorlar. Önce bir hafta önce çıkartırlarsa e, geldikleri gün sabah muayenesi yapılır. Aynı gün operasyonu yapılır. Bize bir gece kalmaları yeter. Ertesi gün kontrol ondan sonra serbestler. Yaşa bağlı bir de e, yakını görememe problemine bahsedelim. Evet. Genellikle herhalde 45'li yaşlardan 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan bir problem. Burada lazer ameliyatının yeri nedir? Hangi vakalara yani yaşa bağlı yakını göremeyen presbiyobisi olan olan e, kimlere bu ameliyatı yaparsınız? Evet. Herhalde her hastaya uygulanamıyor. Evet şu şekilde e, uzağa bir kere kan sulandırıcı ilgili sorunuza hemen cevabını vereyim. Kan evet, sulandırıcıyı doğru. kesmelerine gerek yok. Hı hı, evet. E, uzağa net gören her hasta belli bir yaştan sonra iç gözünde kırma kusuru olmasa sıfır olsa bile 40, 42, 43, 45'li yaşlardan sonra yavaş yavaş yakın gözlüğe ihtiyaç duyar. Bu doğal bir süreç. Ee, burada uzağa sıfır bile olsa 45'li yaşlardan sonra yakın gözlükten kurtulmak isteyen hastalarımızda bir e, lazer metoduyla bunu düzeltiyoruz. Bunun da başarı oranı %90. Yani 95 değil de 90. 10 kişide 9'u. Onda da bir takım rütüşler gerekebilir. Ama genellikle hastalar memnun ayrılıyor. Burada kriter şu. Mesela 60 yaşındaysa Hı hı. E, bu supra koru yap, yapılabilir tekrar. Her yaşta lazer olur ama minik kataraktın ufak tefek lekeleri başlıyorsa eğer hastada o zaman onun yerine e, multifokal göz cilensini tercih ediyoruz. Hem ileride bir daha katarak oluşmasın başlamış çünkü hı hı. oluşmaya. E, çünkü yapılan iş masraf e, ve emek boşa gidecek. Katarak ilerlediği zaman tekrar bir bir daha operasyon o lazer boşa gitmiş olacak. Dolayısıyla hastayı o şeye sokmamak için hemen e, kataraktı görür görmez multifokal göz koyuyoruz. Bir daha ömür boyu katarakt olmuyor. Yakın ve uzağa da gözlüksüz olarak görebiliyor bu mercek teknolojisiyle. 55 yaşlardan sonra biraz tori işareti ile yaklaşıyoruz. İyice bir kataraktın olmaması lazım. Yoksa o zaman yine yapılabilir. Bizim için ideal yaş grubu Aşağı yukarı yakın görmenin iyice bozulduğunu hissettikleri şöyle 50'li yaşlar. Uzakta bir bozukluk varsa o da düzeltiliyor. Yani biraz hastanın zeyne. tabii hi, Özellikle hipermetroplar çok yakından müzderip olduğu için çünkü miyop hasta uzağı göremediği için yakını görüyordur o yaşta. Evet. Ameliyat olmamıştır o yaşlara kadar korkuyordur. Ya Gözlük takmayı seviyordur. Gözlüğü çıkarınca yakını görür miyop. Uzağı göremediği için yakını görür. Ama bir de hipermetrop grubu var. Yani bir uzak hipermetropu var. Diyelim ki artı iki. E bir de yaşa bağlı hipermetrop var. Evet. O da iki etti dört. Dolayısıyla hiç güzel göremiyor yakını ve uzak. Onlar çok mutlu oluyor. Hem uzak e, gözlükten kurtuluyor hem yakın. Şimdi e, konu lazere geldi. Aslında herhalde daha yeni bir tedavi. Göz kuruluğunda da evet. e, lazerden faydalanıyorsunuz. Evet. Önce bize çok kısa özetle hani göz kuruluğunun belirtileri nelerdir tabii, tabii. ve göz kuruluğu olan hangi hastalarda ne amaçla nasıl lazer uyguluyorsunuz? Evet. Son 3,5 dakika içindeyiz Peki. bu arada. Göz kuruluğu yanma, batma, sulanma, kuruluk olduğu Hı -hı. halde sulanma ve bulanık görme kendini belli edebilir. Basit muayene metotları ile ortaya çıkartılır. Özellikle çağımızda hava kirliliği, bilgisayar, ofis havalandırması yetersiz durumlarında Klima gibi ortamlarda çağımızın hastalığı çok fazla rastlıyoruz. Çok kontak lens kullanımı da en büyük sebeplerinden biri tabii ki. Çoğu zaten lazer ameliyata başvuranlar kontak lens gözü kuruttuğu için artık takamayan hasta grupları hmm. gelmeye başladı. Aslında bu mesajınız da çok önemli. Evet yani gözü o kadar evet. da kurutmadan lazer olacaksınız. onu <laughs> <laughs> Yoksa lazer de yapamayabiliyoruz bazen çok ciddi tabii. kuruluklarda. Kuruluk tedavisinde klasik damlalar ve tavsiyeler dışında yeni gelişen bir teknoloji yüz gençleştirme ile ilgili kullanılan bir lazeri Ohio'da bir doktor 2013'te hastaların kuruluna da iyi geldiğini keşfediyor. ve onu dizayn ederek gözaltına altına kapak Daha bölgesine hafif bir lazer evet tabi onun enerjisini evet. vesaire ayarlıyor ve onu da pek vermiyor patentini belli birkaç yıl Sonra son birkaç yılın moda şeyi haline geldi ve bu birçok klinik aldı. Basit bir e, lazer metodu. 5 e, dakika sürüyor ama 4 seans yapmak lazım. Burada prensip kirpik diplerinde yağ bezleri var. 20 tane hı hı. şeyin e, gözyaşının terkibine katılan. Gözyaşı sadece su değil. E, onun içinde bir takım böyle yağ da lazım ki e, kornea yüzeyini kaliteli bir şekilde nemlendirsin. Görüş sağlasın ve o gözyaşını orada tutsun. Kırılıp gitmesi de iyi değil. Benim gözüm yaşar nasıl kuruyor ama orada durması lazım. İşte o lazer o yağ bezleri tıkanık hastalarda onları açıyor. Böyle diş macunu gibi tıkanmıştır onları böyle akışkan hale getirdiği için böylelikle gözyaşı kalitesini arttırıyor. Ve gözyaşı ile ilgili şikayetlerin %50-60'ını gideriyor. %100 gidermese bile hastalarda büyük bir ferahlık Sağ olun. Ya. E, buraya kadar e, özellikle e, lazerin, özellikle gözdeki kırma kusurlarında ve göz kuruluğundaki e, yerini konuştuk. Şimdi göz tedavilerinde aslında e, geçmişe son 15 yıl, 20 yıl öncesine baktığımızda Türkiye dünyada aslında oldukça söz sahibi ülkeler arasına girdi ve dünyanın çeşitli ülkelerinden de Türkiye'ye pek çok e, hasta geliyor. Şimdi... E, 25 yıl oldu e, lazerin Türkiye'ye e, getirilişi bildiğim kadarıyla e, şunu size soracağım Türkiye en çok hangi ülkelerden hastalar geliyor Türkiye dünyada e, 25 yıllık bir deneyime de sahip e, bu konuda neler söylemek istiyorsunuz e, Türkiye'ye özellikle Batı ülkeler Almanya hı hı. Hollanda e, Belçika İsviçre gibi ülkelerden Avusturya en çok oranın gerçek yani Alman, Hollandalı kendi yerlisi en çok geliyor. Özellikle gerek devlet olsun gerek özel sektör olsun, gerek özel merkezler olsun, hekimler olsun gerçekten bu alanda da son derece başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Ben çok teşekkür ederim sağlığım için, her şeye katıldığınız için sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor.